Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Musul'un 5 kilometre uzağında Alkoş köyündeyim. Alkoş köyü Keldanilere ait bir köy. Bu köyde çok etkileyici bir manastır var. Arkamda gördüğünüz manastır 7. yüzyıla tarihleniyor. Bu manastırın adı Rabban Hormizd. Rabban Keldanice de keşiş demek. Keşiş Hormizd'in manastırı anlamına geliyor. Burası çok etkileyici bir mekan. Çok fazla mağaralar var burada. Burası Musul'a 45 kilometre demiştim. Burası antik Ninova kentinin sınırları içinde kalıyor. Manastırın öncesinde de muhtemelen yine bu mağaralar kullanılıyordu. Yedinci yüzyıla tarihlenen İran en eski manastırlarından biri olan Rabban Hormizd Keldani Katolik Manastırı, Mezopotamya'daki Hristiyanlık tarihinin bir sembolüdür adeta. Manastır tarih boyunca birçok saldırıya maruz kalmış. 14 ve 15. yüzyıllarda Moğol saldırılarına maruz kalmış. Timur manastıra saldırmış, yağmalamış ve çok ciddi bir tahribat bırakmış ortada. Sadece Timur değil, Osmanlı döneminde, Kürt beylikleri döneminde günümüze kadar birçok saldırıya maruz kalmış Alkoş. En son 2014 yılında DAEŞ'in saldırılarına maruz kalmış. Mağaraların doğal pencereleri var ve bu pencerelerden baktığınızda tam karşınızda Musul'u görüyorsunuz. Manastırına çok benziyor dağın yamacında. Manastırın civarı da Hasankeyf'e çok benziyor. İnanılmaz etkileyici, çok güzel bir yer. Manastırın keşişlerine ait 7 tane mezar var burada. Ekinlerin koruyucusu Bakire Meryem Manastır Kilisesi. Bir diğer adıyla Meryem Ana Kilisesi. 1858 yılında Ova Manastırı olarak inşa ediliyor. Çok büyük ve etkileyici bir manastır.
Meryem Ana burada ekinlerin ve mahsullerin koruyucusu olarak tasvir ediliyor. Manastır inşa edilirken mermerleri Musul'dan getirilmiş. Yapının hemen hemen tamamında çok ince bir işçilik kullanılmış. Burada Meryem Ana, Alkoş kırsalında buğday tarlasının içinde koruyucu Meryem pozuyla betimlenmiş. Her yıl 15 Mayıs'ta bu manastırda hasat kutlamaları yapılır. Manastır kendi zamanının en büyük kütüphanelerinden birine sahipmiş. Ve bu kütüphanede birçok el yazması koleksiyon varmış. Alkoş, Antik Asur'un Ninova Ovası'nda çok önemli bir köy. M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta adı geçen Peygamber Nahum ve kız kardeşi Sara'nın mezarlarının da Alkoş köyünde olduğuna inanılıyor. Yahudilerin de Alkoş'ta çok köklü bir tarihi olduğu düşünülüyor. Burada bir Yahudi sinagogu da var. Ama bugün restorasyonda olduğu için ziyaret edemedik. Modern Alkoş yerleşiminin hemen üst tarafını eski dönem Alkoş köyünün bir canlandırmasını inşa etmişler. Küçük bir alanı bir köy inşa etmişler. Tek katlı taş ve kerpiç evler. Kentin kilisesinden su değirmenine kadar aklınıza gelebilecek her şeyi var. Evlerin içini de o dönemde kullanılabilecek eşyalarla süslemişler. Bu canlandırmanın içinde gezerken Mezopotamya'nın ne kadar kadim olduğunu görüyor insan. Ve bu topraklara bu kadar yakın olduğumuz için ne kadar şanslı olduğunu görüyor. Thank you.
Müzik